Evet, YouTube kanalımın açılışı bir susun. Herkes şey yapıyor, bey muhalefet. Girin şimdi eğlendirin. Hello. Neler çekiyoruz? Bak bir dakika. 1-2-3 deyince Esin başlıyor. Ne diyeceğiz? Esin ne diyeceğini biliyor. Hello. Bugün Salda tarafındayız. Kaya dibinden başladık. Salda'ya kadar gideceğiz. Şimdi öğle yemeği molasındayız. Biraz sonra yola çıkıyoruz. Kanalımı da sabote etmeye gelen diğer arkadaşlar gördüğünüz gibi. Esin de kanalımı satın aldı bu arada. Üstüne kondu. Merhaba arkadaşlar. 20 lirayı mı? Çok vermiş. Evet, 20 liraya. Benim 165 abonem oldu. Hepsi de benim için çok kıymetli. Hiç dalga geçemezsin Murat. Kabul etmiyorum. 185 yapım. Kurduğumuza bakmayın Fatih ile fotoğraf çekileceğiz diye. Kullandıkları. Poz aldık. Biz arkada hep dekor gibi yani. Çalı gibi ama çalı var zaten. Yani biz neyiz? Hepsinde girmek. Yatınca tam çalı gibi o. Hepsinde girmek zorunda değilsiniz araya. Niye çağırdın o zaman? Hayır, benden güç alıp beni geçiyor. Evet. Burada ama çekebilecek misin? Nasıl anladın ya? Çekerim bak. Hem de. Düşme de. Mümkün değil düşmem. Deyip yerine. Merhaba arkadaşlar. Bugün Saldı tarafındayız. Kaya dibinden başladık. Ben kanala da ele geçireceğim. Kızık veriyorum. Kanala ele geçireceğim amacımı falan. Geçirdi zaten. Gölüm biraz gözüküyor. Oy oy. Oy. Ceketi nerede? Snorkelcu mu? Bende ama hava sıcak. Terli duruyor ya. Hadi sen giyelim. Göktuğ. Ver bir bot. Bu nasıl bir rahatlık? Rahatız çünkü sizden önce geldik. Keyifliyiz ve yendik sizi değil mi? Evet, yendik. Kazandık. Çak. Neyse annen de ikinci olsun ya. Annen nasıl olsun? Hayır, orası dış cephesi dedi. Aslında şu alan kale. Evet, kale dibi. Kaya dibi, kaya. Kaya dibi, pardon. Harika bir uçurumun kenarındayız. Sen buradan inebilirsin. Evet, harika. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ya hayır canım. Hayır canım, ne alakası var? Bunu zaten toprağa yumuşak. Bizim çok önemli. Benimle uğraşıp duruyor.
Bu da şunu gösteriyor zaten Şerife. Çok mükemmelim ki benimle uğraşıyor. Sende olmayan sende var. Öyle bir şey olur ya. Tabii. Benim her an açtılar. Aynen öyle. İşte kamera arkasında bir göstersek. Bakmayın burada video çektiğine. Hafta işi çok ciddidir. Çok iyi yoga yapar. Yogama taktı yalnız. Bir kere yapsa var ya, bırakmayacak da. Yoga'ya duruyorum, hadi görüşürüz. Yoga'ya duruyorum. Geç hadi geç. Hadi kibarlık yapıyorum. Geç. Evet arkadaşlar, videomuza başlıyoruz. Başladık. Bak işte ya, videoma gene sabote etmek için girdi. Evet abi, millet pikniğe video çekmeye gelmiş millet. Düzgün yürü. Arkadaşlar, çekiyor muyuz videomuzu? Çekiyoruz. Denizin sessizliğini mi çekiyorsun? Neyi çekiyorsun? Ya ben rotayı çekiyorum. İnsanlar nerelerden geçiyoruz görsünler. Sonuçta tek yürüyüş yapan adam sen değilsin. Uy. Çek şöyle sahile çek. Bakar mısın? Ne? Ya buradan da pek belli olmuyor ne kadar dik bir yerde olduğumuz. Resmen 90 derece. Evet. Ama sıkı tutun kayalara geçin. Böyle düşmemden de korkuyor. Düşsen ne olacak? Gene bize kalacak. Merak etme, ben düşmem. Şerbetli misin? Hem öyleyim hem de nasıl yürünmesi gerektiğini biliyorum. Gir başlayalım. Hadi ya. Bak. Schumacher bile komada. O formülacı var ya. Michael'du değil mi? Evet. Michael Schumacher bile komada kaç yıldır. Yani canımız kıymetli. Buran kaldık dedim. Buran canı kıymetli. Biz öndeydik. Hangi ara buraya? Hayır abi. Sahilden yürüyüşü var 5 kilometre. Sonra köye gideceğiz. Köyde arabamız geri gitti. Adam 3-3,5 gibi çekti diyor. Benim üstüme düşersen zaten bu grup full aşağı yuvarlanırız. Güzel bir çekim olur. Evet. Rating rekorları. Şeyse indireyim seni. Sakın. Yani güzel diyorsunuz, istiyorsunuz abi. Çok iyi yürüyor ya ondan. Yalnız önün korktuğunu hissediyorum. Geçilen insan. Aynen. Hep zaten başkası. Çok güzel bir çıkartma. Nasıl olabilir? Hep zaten başkası. Abi yardım edin mi? Ya onlar başka bir yerden mi geçti? Biz niye böyle olduk ya? Biz öndeydik. Biz öndeydik. Geride kaldık. Şu taş kayıyor. Evet bazı taşlar oynuyor. Mümkün. Şu gidebilir. Şuraya alayım bunu. Şuraya doğru. İnşallah şuna bir yap. Dur önce ben. Şuraya bizimkilere gidelim. Güzelliğine bak. Ama burası bana çok korkutucu geliyor bir taraftan. Göl ya. Deniz olsa neyse de göl çok korkutucu geliyor. Tehlikeli bence. Çekebilir valla. Sıcaktım ben bugün ama ya. Çok sıcak olmamasına rağmen börek yedik yolda. Nasıl taktı? Taşlara basma ya. Taşlar hareketli olduğu için ayağımızdan
altı yuvarlanıyor. Estağfurullah. Yani onların yanında Gülçin yaptıkları çok normal yani. Biz iyiymişiz yine de. Hacı. Biz zaten iyiyiz de Gülçin de yine başladılar dedikoduyu. Anlat. Senin dedikodunu yapıyorum ya. Anlat. Bildiğiniz üzere Salda Gölü de dünya üzerinde en nadir göllerden bir tanesi. Artık buradaki bilmeyen kalmadı. Yani kalmadı. Hatta buranın yüzeyinin Mars yüzeyine benzetildiği söyleniyor. Dünyada da en derin göller arasında yer alıyor. Evet. Yani gerçekten çok derin bir göl olduğu söylenmiyor. Çok derin bir göl. Bunu ben zaten şeyde Salda gezimde anlatmıştım. Hı-hı. Ama bu yürüyüşüm şöyle farkı kaya dibinden başladık. Salda köyü. Kalesi. Evet, kaya dibinden başladık. Salda Kalesi ve Salda sahiline indik. Yürüyüşümüzü şimdi Salda sahilinde devam ettiriyoruz. Burada tamamlayacağız zaten. Yaklaşık 13 kilometre yürüdük galiba, değil mi? Aynen. Buraya kadar 6-7 kilometre geldik. Aynen. Şimdi bir yarı. Şimdi otobüslere kadar yürüyeceğiz. Kaç kilometre? Onu daha herhalde 1-2 saatte bitiririz. Kesinlikle. Güneş bayağı tepemizde şu anda. Aynen. Biraz yandık. Yandık. Bronzlaştık biraz. Erken bronzlaştık. Yorulduk da enerji de düşmeye başladı. Bugün oruçlu arkadaşlar, evet, da var. Aynen. Ve onlar da biraz kötü oldu ama gayet güzel gidiyor. Burak'ı tanıyorsunuz zaten. Aa, evet. Burak biraz bizimle uğraşmaktan bence fenalık geçirdi. Oruçla alakası yok onun. Bize laf yetiştireceğim diye dili kurudu. Şimdi hiç konuşamıyor. Şimdi konuşamıyor. İzlerse kesin. Burak'cığım. Hiç sanmıyorum. Selamlar. İzleyeceğine de inanmıyorum. O kadar üşengeç ki açıp bakarsa yani kesinlikle şey. Zorla izletiriz biz onu. YouTube'dan video atarız ona. WhatsApp'tan atarız gruba. Burak ve video izlemek izleyeceğini düşünmüyorum ama. Genelde sabote ediyor biliyorsunuz. Farkındasınız siz de. Kesinlikle kanalımı sabote ediyor. Kaç tane video kapattığımı bilmiyorum. Şimdi... Evet, bugün çok fazla şey yapamadın sen. Çekim yapamadın aslında. Giriyor abuk sabuk araya. Giriyor. Ya bakar mısın şu güzelliğe. Yani o kadar doğal harikası ki. Kesinlikle. Benden bahsediyorsun. 8. doğa harikamız. Şimdi şöyle etrafta çekelim. Evet, çok güzel bir sahili var. Aynen. Bak, Mars'ın yüzeyi diyor ya. Hı hı. Bakar mısın? Evet. Demek ki Mars'ın yüzeyi öyle. Tabii buradaki sahilin kum rengi de Türkiye'de sadece burada var. Evet. Dünyada bir tane bir Maldivler'de mi vardı? Hatırlamıyorum ama bir yerde var. Ve bir tanesi Türkiye'de. Yani dünyada iki yerde var böyle sahil. Bir tanesi yani bizim Türkiye'mizde. Kıymetini bilmeniz lazım. Ama tabii bilinçsizce, hunharca her güzel şeyi yine katlediyoruz. Saldamız da böyle kirlenmeye devam ediyor artık. Sadece Salda değil ki yani. Artık dünya kusmaya başladı. Yani doğa artık yeter demeye başladı. Yani mahvediyoruz. Bu da normal aslında. Neden? Çünkü artık dünya nüfusu hızla artıyor. Hızla artıyor. İnsanlar dünyaya sığmıyor artık yani. Esin dünyada nüfus mu kaldı? Pandemide öldürdüler adamları bir sürü. İşte yetmedi demek ki. Yani. Bu da bir politika aslında, doğru. İnsan şeyini azaltmak, nüfusunu azaltmak için yapılan şeyler. Neyse, bu siyasete başka şeye giriyoruz. Bunu girmeyelim. Kesinlikle. Güzel günümüzü bunlarla zehir etmeyelim. Kesinlikle. Biz böyle yerleri gezince bir taraftan arkadaşlar üzülüyoruz. Yani böyle olmaması gerekiyor. O yüzden biraz içimizi dökmüş olduk. Ama şu keyfe baksana. Yani şurada bir sandalye at. Şuranın keyfini çıkar yani. Ama işte ayak basılmaması gerekiyormuş. Evet. Buradaki
Evet, bilim adamları mı demiştim değil mi? Diyeceksiniz ki sizin ne işiniz var o zaman orada? O kadar hassas bir kum ki, yani ayakla bile basılmaması gerektiğini iddia etmişlerdi. Evet. Ama tabii bizim halkımız bunlarca her şeyde olduğu gibi buraya da. Biz de yürüyoruz şu anda. Burası değil galiba, şurası mı? Şurası mı? Burası olabilir, bilemiyorum da. Buranın da özelliği. Ama burası da çok değil herhalde. Burası tam beyaz değil Gülçin. Diğer karşı kıyılarda daha böyle beyaz. Daha farklı. Buranın kumu değil aslında olay. Biz diğer sahil var. Diğer tarafta plaj var. Orada değil şimdi. Biz tam karşısındayız o plajın. Dağın dibi. Zaten gelmişsinizdir ya, herkes, çoğu gelmiş. Saldaya gelmeyen yok artık yani. Saldaya binmeyen yok. Benim çocukluğum Burdur'da geçti. Çocukken çok gelirdik Salda'ya. O kadar güzel, o kadar böyle bana parlak gelirdi ki bu Salda. Yani el değmemişti biliyor musunuz o yıllarda? Şöyle bir 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Orada sanki böyle öğretmenlerimiz falan bizi şey yapardı. Buralara getirirdi, pikniğe getirirdi böyle öğrenci olarak, okul olarak gezi yapardık. Keyifliydi. Ben o zamanları hatırlıyorum. Salda böyle değildi. Daha güzeldi. Kimse de o zaman Salda Gölü'nü bilmiyordu bence. Tabii canım, çok eskiden az, bilinmiyordu. Çok azdı yani bilen. Sonradan... Ve çok güzeldi yani. Çok keyifliydi o zamanlar. Şimdi öyle değil. Herkes biliyor. Her şey bilmeleri değil. Herkesin. Teknolojinin ilerlemesiyle artık herkes her yeri geziyor, biliyor, haberdar. Bu arada Salda Kalesi de arkadaşlar tarih olarak bilinmiyor. Evet. Kim yaptı, kim yıktı, nasıl oldu, bilinmeyen bir tarihi var. Sur kalıntıları vardı birazcık değil mi? Çok azdı. Evet. Çok az. Sur bile yok aslında. Sadece böyle kalıntıları var. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bilmiyoruz. Tabii buradaki yaşayan medeniyetlerden bir tanesidir illaki ama hangi döneme ait onu da biz bilmiyoruz yani. Ben de ilk defa bugün öğrendim. Böyle bir kale olduğunu burada. Şey, Salda Kalesi'ne. Evet. Evet. Salda'nın yerini bilmeyenleri söyleyelim. Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Köyü'nde. Zaten Salda yazınca her yerde. Navigasyonla çıkıyor. Güzelim Salda. Ama ben korkuyorum biliyor musun gölden? Yani göl giden olmayan bir su birikintisi olduğu için şimdi çektim ya, altta kalıyorsun. Sen o kadar şeyden bak, tepelerden in. Gel düz yolda ayağını burk. Ciddi misin? Çok hem güzel hem yorucu. Burada ay paten olacaktı, ne güzel kayardık. Ya da uçardık. Sen kızarmışsın ama. Evet ya, ben gene güneş kremi almadım yanıma. Güneş kremi ben de unuttum. Her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Bundan sonra artık havalar hep sıcak olur. Güneş çok olur. Unuttum. Suyuma bak. Çat çut ses çıkarıyor. Şu gölün güzelliğine bak. Yalnız var ya baba, çok fena sıcak. Çok aşırı hem de. Sabahki serinlik yok.
İlk sabahleyin de... nasıl üşüyorduk, donuyorduk değil Ay, mi? Ay sabah ben donuyordum ya. Şimdi hiç. Sabah bir de var ya üşengeçliğime bu sıcak olacak üstümde bir şey taşımayayım diye hiçbir şey getirmedim. Üşüdüm. Gökdoğa'yı iki getirmişim ama. Ay çok sıcak ya. Kendimi Oscar çöllerde hissediyorum. Evet. Oscar çöllerde. Acayip sıcak. Geçen haftadan daha sıcak değil mi? Aynen. Bir de şeydeyiz yani. Kurak bir sıcaklık bu aslında. Yani evet. Şey bir sıcaklık değil. Şurayı çekmek istiyorum da. Şu tam uçtaki turkuaz rengi değil mi? Şurası çok çoğuk değil mi? Bak gitgide beyazlık nasıl artıyor görüyor musun? Hı hı. İşte onu demeye çalışıyorum ya ben sana. Orası beyaz değildi. Dur bakayım. Kimse kalmadı. Kalmadı. Bravo ne ayıracaktın bize. Burada evet arkadaşlar ya. Salda yürüyüşümüzün sonuna geldik. Geldik. Evet. Değil de yorgunluğuna. Sonundayız. Evet. Üzere. Esin'le ben gördüğünüz üzere enerjik bir yerdeyiz. Ama bittiler. Ya ben Burak. Kendimi yere attım be. Burak sen? İyiyim ya Allah'a şükür. Himenler bitik. Değil mi? Burak, evet, gayet iyi göründüğü gibi. Burak oruçlu tabi arkadaşlar. Allah İşin şakası. Allah kabul etsin. Türkmen. Evet. Daha güzel böyle yürüyüşlerde tekrar bir arada olmayı diliyorum. Kanalıma abone olup bizi takip ederseniz çok çok seviniriz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya kendinize. Haftaya neredeyiz? Sürpriz. Evet. Görüşmek üzere.